Galatasaray'ın şu ana kadar pek iyi performans sergilediğini gösteremeyiz. Skor tablosunda da alt sıradalar zaten. Açıkçası biz kendi oyunumuzu oynarsak hangi rakibe karşı oynadığımız pek fark etmiyor. Zorlu olacak. Hani hiçbir zaman kolay olmadı zaten bu maçlar. Bakalım yani elimizden geleni yapacağız. Rakibin arasına girdi. Beklediği yerde Frozen. İki skor birden çıkardı Frozen. Frozen! Üzerinde. İkinci kez oynayacağız Galacticos'la. İlk maç berabere bitmişti. Şu an yenebileceğimizi düşünüyorum. İletişimimiz daha iyi oldu. İlk hafta oynamıştık onlarla. O yüzden iletişim sıkıntısı olduğu için maç kaybetmiş olabiliriz ama bu tekrardan olmayacak. We actually played against them in first week, so we kind of know their play style. I think Tal will be the most problem like first we face right now, because he's like split push and we can't have a problem against that. Aurora'ya karşı taktiğimiz muhtemelen Galacticos'tan biraz daha farklı olacaktır çünkü odaklanmamız gereken yerler farklı. Fazla çalışmışlar belli ki. İlk haftalarda falan insanları tökezletmelerinin sebebi de oydu aslında. Ama şu an çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten birkaç tane 3 puan kaybettiler yani. Bence çok rahat yeneceğimiz bir maç oldu. 2017 Şampiyonluk Ligi kış mevsimi 4. hafta 2. gün karşılaşmalarına hoş geldiniz. Döl TV ekranlarında bugün yine birbirinden heyecanlı ve güzel maçlarla sizlerle birlikte olacağız. Hem analiz masasında hem sunucu masasında hem de röportaj alanında günün değerlendirmeleri ve maçların sunumuyla tabii ki yayınımız devam ediyor olacak. Bugün analiz masasında ben Berat Konsiler, Sata Seven ve yanımda Oğuz Nualde Yavcı ile birlikte analizlerimizle sizlerle birlikte olacağız diyelim. Artık 4. haftanın 1. günü gerçekten müthiş karşılaşmalarla geçmişti. Dün için neler söylemek istersin Nualde? Aklında kalanlar neler? İstersen Galacticos ve HVA maçından başlayalım. Yani Galacticos çok fazla şans bulamadı açıkçası HVA karşısında. HVA üstün bir oyun sergiledi diyebiliriz. Onların destek oyuncusu değişmişti Galacticos'un. Yani çok şey fark etmiş mi, fark etmemiş mi bir şey söyleyemiyorum açıkçası ama HVA'yı tebrik etmek lazım. Gayet iyi performans sergiledi. Evet yani HVA'nın zaten kazanması gerekiyordu. Yani özellikle 3. haftadan sonra bir mağlubiyet de alsalar büyük ihtimalle önüne geçemeyecekleri bir düşüşe devam edeceklerdi. Dolayısıyla onlar için çok önemliydi. Zirve yarışından kopacaklardı. Supermassive ki çok iyi performans gösteriyor. Onların peşinden koşmak için ama tamam HVA için işleri ama Galacticos şu anda kötü duruma düştü. Aynen öyle. Ligin 2. haftasında, 3. haftasında kendini yükseklerde yer bulmayı başarmışlardı aldığı galibiyetlerle birlikte. Özellikle Supermassive galibiyetinden sonra çok çok önemliydi o aldıkları galibiyet. Ama yani bir şekilde başaramadılar. Devamını getiremediler onu. Takımlar birbirine uyum sağladı. Takımlar birbirine alışmaya başladı. Galacticos'un artı yönlerini öğrenmeye başladılar ki hatırlarsın onların artı yönü ne diyorduk? Takım olarak hatalı hamle olsa bile yapıyorlar. Beraber yapmaları. Pusu kuruyorlardı ormanda. Tek başına birini yakalamaya çalışıyorlardı. Bunu devam ettirmeye çalışınca takımlar da bu taktiği çözmeye başladı aslında. Ve bir anda aslında Galacticos için işler kötüye gitmeye başladı. Dün daha sonra Team Aurora ile Dark Passage BKM Express karşılaştı. Özellikle gözler Dark Passage üzerindeydi. Çünkü lige çok kötü başladılar ve hem orman hem üst koridor hem de koç değişikliğine gittiler. Neler söyleyeceksin bu seri için? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Koç değişikliği bence gayet işlerine yaramış. Oyuncularda sonradan bahsetmek istiyorum. Çünkü Dark Passage'in kaybettiği maçlara baktığımızda tamam kötü de oynuyorlardı ama yani hiçbir zaman kazanan draftı yapmıyorlardı. Evet. Kazanan seçimleri yapmıyorlardı. Bunu sürekli eleştiriyorduk evet, zaten. Güçlü seçimleri hep rakip taraf oluyordu. Hep rakip taraf seçiyordu. Koridor bazında da oyun bazında da güçsüz seçimler yapıyorlardı. Burada yeni koçlarını tebrik etmek lazım. Diğer taraftan Wicked ve Obvious'un gelmesi takıma bir uyum sağlamış. Onu söylemek lazım. Wicked ekstra bir şey yaptı mı? Hayır. Sadece tank rolündeki şampiyonları oynadı. Takım savaşında yapması gerekeni yaptı. Obvious birinci maçta kötü başlamasına rağmen gayet iyi performans sergiledi. Evet. İkinci maçta zaten maçın adamı olmuştu hatırlarsın ki. Ki sen de söylemiştin ilk defa bir ormancı olarak Dark Passage'da Obvious maçın adamı oldu. Evet zaten öte yandan Holy Phoenix, Rogue Immortal üçlüsü. Onlar zaten idare ediyorlar. Oyununa devam ediyorlar. Üstten evet. De katkı almaya başlayınca bir anda 3 puanı hanelerine yazdırırlar. Üstten de değil ormandan çok büyük katkı aldılar. Evet. Şu an belki de en güçlü rol orman diyebiliriz. Maçı
ilerleyen dakikaları taşıma açısından. Evet, yani onların açısından müthiş bir aslında yeni sayfa. Adeta nefes aldılar, bakalım bundan sonra neler yapacaklar. Son seride oyun for Cruyff, 1907 Fenerbahçe İspor özellikle ikinci maç hafızalara kazındı. Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Neler söyleyeceksin bu seriye ilişkin? Yani iki takım da çok fazla hata yaptı. Özellikle ikinci maçtan bahsediyorum. Yani daha, Taldir'in de hatırlarsan röportajında söyledi, daha fazla hata yapan kaybedecek dedik. Ve biz daha fazla hata yaptık. Ben buna kesinlikle katılıyorum. İkisi de makro oyun planından koptu, kişisel hatalar yaptı. Ama izlemesi çok keyifli bir maçtı. Gelgitleri olan maçtı. Oyuncular açısından çok keyifli olduğunu düşünmüyorum ama ben maçı izlerken eğlendim. Fenerbahçe yaptığı alt koridor değişikliğiyle birlikte kendini bulmuş gibi gözüküyor bu arada. Reach bir iyi bir kötü performansına devam ediyor. Taldirim ve Frozen stabil şey evet, diyebiliriz aslında. Reach'in performansı onlar adına ilerleyen dakikalarda, maçlarda önemli olacaktır. Crew tarafında ise onlar da hala bir takım uyumunu oturtabilmiş değiller Gadbro ile birlikte. Kişisel performansları gayet iyi. Ama takım olma konusunda sıkıntı yaşıyorlar gibi geliyor bana. Evet, onlar da özellikle ikinci maçı neredeyse çok iyi başlamışlardı ama evet, hatırlayacaktır. Taldirin'in çağırdığı Baron'dan sonra işler bir anda değişti. Yani Nexus kulelerine kadar kaybetmişlerdi. Yani Fenerbahçe üst üste 6. oyununu almak üzereydi neredeyse ama o şekilde olmadı ve dünü de böylelikle kapatmış olduk. İsterseniz hemen bugünden bahsetmeye başlayalım ve günün programını ekranlara getirelim. Bugün yine puan durumunu gerçekten çok önemli şekilde etkileyebilecek serileri izleyeceğiz. İlk başta Supermassive ile Galatasaray Espor karşılaşacak. Daha sonra ikinci seride 1907 Fenerbahçe Espor Galacticos karşısına çıkacak ve günün son serisinde Team Aurora ile HVA Gaming karşılaşıyor olacak. İlk serimiz Supermassive ile Galatasaray Espor arasında. Bir diğer deyişle ligin zirvesindeki isimle sonundaki takım karşılaşıyor olacak. Neler söyleyeceksin Halide? İki takım için de önemli bir karşılaşma bu. Supermassive'in liderlik koltuğunda kalması için, biraz daha tutunabilmesi için, hatta ilerletebilmesi için kazanması gerekiyor. Çünkü kazandığı takdirde maç sayısı eşitlenecek HVA Gaming'le ve 4 puan önde devam edecek. Diğer tarafta Galatasaray'ın da artık bir yerlerden puan çıkarması gerekiyor ki bunun için bir değişiklik yaptılar. Ormancılarını değiştiler. Nerroh'la oynayacaklar. Bakalım bu net nasıl etki edecek ama bir şekilde bu haftayı puan almadan kapatmaması gerekiyor ligde tutunabilmeleri için. Evet, şu anda puan durumuna bakıyoruz zaten. Supermassive 13 puanda, Galatasaray 5 puanda ve 7. Galacticos'ta 7 puanda. Dolayısıyla 3 puan, yani bu seriyi kazansalar bile henüz tam rahatlamış durumda olmayacaklar. Şu an hiçbir takım rahat değil alt tarafta. Evet, ama Galatasaray'ın bir şekilde buradan çıkması için, yani oradaki skalanın artmaması için puan veya puanlar alması gerekiyor. Beraberlikten çok galibiyete oynamaları gerekiyor. Yani beraberlik tamam puan kazandırıyor ama o aradaki farkı çok fazla kapatabilmenize ya da bir adım öne geçmenize sağlamıyor. Artık galibiyet almaya başlaması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, isterseniz Galatasaray'da Medegger'ın rakipleri, yani Supermassive hakkındaki görüşleri ve tehlikeli oyuncular hakkındaki söylemlerini bir göz atalım, o videoyu izleyelim. Daha sonrasında tekrardan birlikte olacağız. Açıkçası bot lane ikilisi iyi olduğunu düşünüyoruz. Onlar da form tutmuş haldeler şu an. Top lane matchup'ını çok merak ediyorum. Sergen Fab'a karşı neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. Ama güvenim tam. Evet, güveni tam. Aslında alt koridordan tabii ki karşılarında koridor aşamasında Zaytnot ve Dumble ikilisi olacağı için biraz da o yönden çekinceleri var gibi gözüküyor. Sence Galatasaray'ın bu noktadaki zayıf karnı neresi? Yani bence zayıf karnı alt koridor diyebiliriz. Tamam mı? İyi oyuncular olabilirler. Killer S'de, Medegger'de. Ama yani oyuna en az etki eden ikisiymiş gibi geliyor bana. Çünkü baktığımız zaman Broken Blade kaybettikleri maçta bile çok fazla iş yapmayı başarıyor. Abedage ara ara öne çıkıp takımını taşıyabiliyor. Onun dışında çok kötü oynadığı bir maçı hatırlamıyorum. Kanani, giden Kanani ya çok iyi ya çok kötü oynuyordu. Ama alt koridorun şu ana kadar herhangi bir maçta böyle yıldız gibi parladığını hatırlamıyorum. Evet, peki Nerroh'tan neler bekleyeceğiz Kanani'nin yokluğunda? Yani şöyle, kendisi Avrupa Yükselme Ligi'nde oynamış bir oyuncu ki buraya gelen Yükselme Ligi oyuncularının çok çok iyi işler yapabildiğini gördük. Caps bunlardan bir örnek. Obvious bunlardan bir tanesi.
Neroh da belki takıma yeni bir ilham verebilir ya da karar verme mekanizmasını onun üzerine yükleyip daha iyi rotasyon yapmanızı sağlayabilir. Bunları göreceğiz ama katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani özellikle kış mevsiminde şunu gördük. Hangi takım oyuncu değişikliği yaptıysa şu ana kadar işe yaradı. Yani yeni bir kan takımlara farklı bir motivasyon katıyormuş gibi gözüküyor. Bakalım Galatasaray Süper Messi karşısında ne yapacak? Peki biraz Süper Messi cephesinden bakalım. Onlar için işler şu ana kadar iyi gidiyormuş gibi gözüküyor. En azından son iki haftadır böyle. Yani Galacticos karşısındaki o tökezlemeden sonra derslerini almışlar gibi neler söyleyeceksin? Onların sıkıntısı şurada, makro oyunu çok güzel yapabiliyorlar, rotasyon konusunda çok çok iyiler, koridorları sağlam ama o sağlam duvara bir tane tekme vurduğunuzda yani bir hata yaptıklarında skor alabilirseniz oyundan koparma şansınız oluyor. Kar topu etkisine çok çabuk yakalanabiliyorlar. Bence Supermassive'in en zayıf noktası erken safhada kar topu etkisi. Çünkü bir skor iki skor aldığınızda oyuncular biraz daha geriye çekilelim, ilerleyen dakikaları, bizim dakikalarımızı bekleyelim kafasında değiller. Biz en iyiyiz, biz savaşabiliriz, evet, skor alabiliriz kafasındalar. Bu sefer cezalandırabiliyorlar rakip takımlar. Ki Galacticos kaçın ya, maçında işte bunu gördük. Evet ama tabii şimdi 7.2 yaması biraz daha süpürmesinin işine yarıyormuş gibi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısın? Fefebulius zaten şu ana kadar gayet iyi. Stamage Lee Sin'im iyi değildir diyor ama Lee Sin'de çok iyi performanslar gösterdi. Son hafta Noru kendini buldu. Alt koridorda Zaytnut için de artık yeni bir eşya dizilimi mümkün. Çünkü zırh derme eşyaları biliyorsun artık iyice gelişti. Dolayısıyla takım olarak sanki bayağı hazırmışlar gibi gözüküyor. Bir sürpriz olur mu sence bu seride? Yani ben çok fazla sürpriz olacağını düşünmüyorum açıkçası. Supermassive kendine çok güvenmezse, onların sıkıntısı bu demişti. Kendilerine çok fazla güvenebiliyorlar. Çok güvenmezse, karşısındaki rakibi ciddiye alırsa bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar birçok kez böyle sürprizlerle karşılaştık. Evet. Bir kez daha neden olmasın, bunu hep birlikte göreceğiz artık. Her şey hazır ama maça geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Twitter.com/loleyspor ve loleyspor.com adreslerinden Şampiyonluk Ligi'ne ilişkin son gelişmeleri, güncel haberleri, puan durumu ve fikstüre ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine günün hashtag'i #ŞL2017. Yani Twitter üzerinden Şampiyonluk Ligi'ne ilişkin görüşleri bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve artık İlk seri için sözü sunuculara bırakma zamanı geldi. Söz sizde. Analiz masasına değerli yorumları için çok teşekkürler. Şampiyonluk Ligi'nde kış mevsimini yarılıyoruz artık. İlk serimiz olan Supermassive Galatasaray eSports mücadelesiyle de ilk yarı maçları tamamlanmış oluyor. Umarız bugün de harika bir Şampiyonluk Ligi günü harika bir League of Legends günü olur bizler için diyelim. İlk 3 maçın anlatımında sizlere ben Kürşat Reganur Demirer ve Can Scarlett Çaldıran eşlik ediyor olacağız. Hoş geldin Scarlett, nasılsın? Hoş bulduk, çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok heyecanlıyım bugünkü maçlar konusunda. İnanılmaz hikayesi olan bir karşılaşma ama öncesinde bir kadroları görmek istiyorum. Ardından hikayelere ve seçim yasaklama ekranına doğru da geçeceğiz. Bakalım takımlar hangi kadrolarla vadiye oynuyor. Supermassive üst koridorda Fafabulous, ormanda Stomage, orta koridorda Naru, alt koridorda ise Zeitnot ve Dumbledore ikilisiyle sahne alıyor olacak. Takımın koçuysa her zaman olduğu gibi Exorant. Ve diğer tarafta rakipleri üst koridorda Broken Blade, ormanda Nero, orta koridorda Abedage, alt koridora geçtiğimiz zamansa Killers ve Madagir ikilisinde görebiliyoruz. Galatasaray takımında koçları da Warborg. Ya harika hikayesi olan bir karşılaşma dedik. Lige hiç istediği gibi başlayamayan, değişikliklerle başlayan, evet, Galatasaray ve gittikçe yükselen bir ivme gösteren Supermassive arasındaki mücadele puan tablosunda zirvesiyle dibini bir araya getirecek. Dediğin gibi hani bir sürpriz olma durumunda da en çok takımları, daha doğrusu tepedeki takımı yaralayacak maç budur diyebiliriz herhalde. Çünkü en alttaki takıma karşı oynadığınız için işinizin biraz daha kolay olması bekleniyor sizden en azından. Teoride öyle mi? Evet. Bakalım pratikte neler gerçekleşecek. Seçim yasaklama ekranına doğru da geçiyoruz. İlk yasaklama Supermassive'den Jayce'e doğru geldi. Hemen ardından LeBlanc tabii Naru'ya karşı bir saygı duruşu, hem de şu anda çok da kuvvetli. Yani şu metada kırmızı tarafta olmak takımların çok hoşuna giden bir şey değil. Çünkü evet, zorunlu yasaklamalarınız var. Kesinlikle. Yani 7.2 yamasında olduğumuzu da düşünürsek hala kuvvetli bu iki şampiyon. LeBlanc, Rengar ve Kamil aynı zamanda. Kamil'i de muhtemelen Galatasaray'dan göreceğiz. Fab'ın ellerinde Kamil görmek istemeyeceklerdir. Jin gitti bu arada, Killers'e yönelik bir yasaklama. Ya bu durumda tabii yapılacak bir Kamil yasaklamasının ardından ilk tercihten Varus görebiliriz gibi geliyor bana. Varus gelebilir, Ashe gelebilir yine. Dün aslında Caitlyn'lerin
bir nebze parladığını gördük. Kesinlikle. Hem sahneye zaten sahneye çıktıkları gibi oynadıkları maçlar en azından etkilerini oyunda gösterdiler. Bu noktada Galatasaray Kamil'i vermeyi tercih etti. Belki de Broken Blade'in Fiora'ya olan hakimiyetine güvenerek bunu yapıyor olabilirler. Ama yani Kamil karşısında oynaması çok zor bir şampiyon. Evet ve hani mavi tarafa bırakmak da her zaman riskli bir hamle. Eğer tabii ki karşısında çok ekstra bir seçim düşünüyorsanız o zaman tabii işler değişiyor. Bakalım 5 tercih geldi. Mesela Poppy yine Kamil'e karşı hiç fena bir tercih değil. Ultisiyle Kamil'i kendi ultisinden uzağa fırlatırsanız siz de çok rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz. O ultinin Hextech ultimatumunun içindeki oyuncuyu kurtarabiliyorsunuz. Karşı taraftan tabii Varus ve Jhin yasaklandığı anda Ashe çok önemli bir tercih haline geldi. Ve Ashe ile Lee Sin tercihleri geliyor. Nero bu arada evet Avrupa Yükselme Ligi'nden tanıdığımız bir isim ama aynı zamanda Türkiye tecrübesi de olan bir oyuncu. Geçtiğimiz sene Şampiyonluk Ligi'ne yükselme maçlarında Team Ororo kadrosunda yer almıştı kendisi. Ve lige çıkmalarını sağlayan 4 maçlık seride takımıyla beraberdi. Onun ardından da zaten Team Ororo takım haklarını Galacticos'a satmıştı, devretmişti diyelim. Bu arada Supermassive'den ilginç bir tercih. Bu noktada Caitlyn'i almalarına gerek var mıydı? Yasaklamalar yönlenmesin diye aldıklarını düşünüyorum ben ama. Hem o hem de birazcık ellerini saklamak için alt koridoru direkt olarak kapatalım. Orta koridoru ve ormanı saklayalım düşüncesiyle de ilerlemiş olabilirler. Şimdi Shen geldiğini gördüler ama diğer tarafta tabii ki Galatasaray'da henüz orta koridorunu göstermedi. Korki'nin bu arada açıkta olduğunu hatırlatalım iki tarafta da. Evet, orta koridorda Naru'nun bol bol oynadığını biliyoruz. Yine Abedergen'in sıkça oynadığı şampiyonlardan Ryze de açıkta şu anda. Evet. Bakalım. Yalnız tabii Galatasaray üzerinde şöyle bir hikaye var maçların içerisinde. Broken Blade takımının yıldızı konumunda şu anda. Her zaman çok iyi performanslar gösteriyor ama orada bir taşıyıcı rolle tank rolü arasında kalma gibi bir durum söz konusu ve Shen o taşıyıcılıktan en uzak şampiyonlardan bir tanesi. Evet. Yani istediğiniz o hani mekanikleri gösteremeyebiliyorsunuz. Eğer takımınızın böyle en kendi gösteren oyuncusuysanız Shen pek olanak sağlamıyor size. Öte yandan Ashe de bu noktada çok hasara dayalı bir şampiyon değil. Nispeten işlevsel bir nişancı. Dolayısıyla şu anda Galatasaray kadrosunda 3 tane çok işlevsel şampiyon evet mevcut ama taşıma işini kim üstlenecek dediğimizde iş orta koridor ve desteğe kalıyor ve destekte o taşımanın en önemli isimlerinden bir tanesi Supermassive'de tarafından yasaklandı Zaire. Ben bu durumda işte tam onu diyecektim. Hani Korki belki güzel olabilir diye ama Galatasaray yasaklamayı tercih etti. İki takımın da kompozisyonuna aslında hayli uygun ama Ryze bekleyebiliriz dediğin gibi Galatasaray tarafından ve hem tanklık olarak hasar olarak bayağı bir dengeleyecektir aslında bu kompozisyonu. Burada da aslında akıllara şu geliyor. Şu anda Mazda'nın da yasaklandığını gördük. İki tane en büyük destek potansiyeli olan şampiyon yasaklandı. Ya burada bir Miss Fortune mı gelir acaba Madagir'den ya da İlk haftada bize gösterdiği Ziggs'i mi görürüz? O ilk deney bir felaket olmuştu. Ve ben bir daha aslında geleceğini pek düşünmüyorum. Çünkü alt koridorda özellikle destek rolünde çok fazla mana sıkıntısı çekebiliyorsunuz. Miss Fortune daha güvenli, daha etkili bir karar olabilir. Naru'ya gidecek bu arada. Sanıyorum ki Ryze, tabii diğer tarafta Cinder tercih edilince. Yani bu seçim yasaklama ekranında eğer kırmızı taraftaysanız bir tane çok net avantajınız var. O da karşının bir rolünü kontrolayabilmeniz. Ama bu noktada Galatasaray orta koridorda Syndra'yı alıp karşıdan kontra yemeyi göze aldı. Bu da bana çok doğru bir tercihmiş gibi gelmiyor. Belki ilk tercihte destek alsalar karşıya göre Naru'ya bir cevap vermek isteyebilirdi Abedergi ama bu noktada Galatasaray elini açmayı tercih etti ve sonuçta destek rolüne kaldılar. Diğer taraftansa Orman'ın uzun bacaklı Orman dostu Ivern ve Ryze tercihi geliyor. Ivern ve Karma da aslında Syndra'ya karşı gayet iyi tercihler çünkü sağladığınız o kalkanla birlikte Syndra'nın anlık hasarını, birini tekleme potansiyelini büyük ölçüde indirgeyebiliyorsunuz. Yani bu durumda Galatasaray'ın çok daha dikkatli oynaması gerekecek. Nami tercihi de geliyor. Yani sıkıntıları şu anda menzil aslında Galatasaray tarafının. Diğer tarafta da yani Caitlyn'in üzerine oynayacak pek birisi yokmuş gibi görünüyor. Yani Nero'nun ilginç hamleler yapması ve bir şekilde Zeignut aradan çıkarması gerekecek. Yani seçim yasaklama ekranında çok iddialı sözler söylememek lazım. Çok net
saptamalar yapmamak evet. lazım ama şu takım kompozisyonlarına bakıldığında Sindra'ya bağlı bir kompozisyon gibi görünüyor Galatasaray Hı-hı. tarafında bu. Ve Sindra'nın da ulti atacak menziline girmezse eğer Caitlyn, ki girmemesi çok kolay, hem Zeitnot kalibresinde bir oyuncu hem de Caitlyn şampiyon kitine istinaden, Galatasaray'ın işi açıkçası çok kolay görünmüyor. Öte yandan Supermassive tarafında ise çok ciddi işlevsellik Ivern ve Karma ile sağlanıyor. Geri kalanlarda komple hasara gidecek. Hatta Kamil isterse tank bile gidebilir şu anda. Ya oyunun sonuna da gittiğimiz zaman artık nişancıların öne çıktığını görüyoruz oyunun uzaması halinde. Yani bu durumda da Galatasaray'ın nişancısına, yani eşe ulaşacak şampiyon sayısı Supermassive'de birazcık fazla. Yani Kamil bunu yapabilir. Ivern için zor olacak ama Daisy'nin tanklığı da büyük ölçüde önem taşıyor orada. Ama Kamil gibi bir şampiyon Galatasaray tarafında yok. Yani Zeitnot artık full eşya olmaya başladığı zaman ve birinin onu düşürmesi gerektiğinde Galatasaray oyuncularının artık yetişemediğini görebiliriz Caitlyn'e. Ya tabii dünkü maçlarda buna çok benzer bir senaryoyu Fenerbahçe yaşamıştı. Hı hı. Paddon 6 eşyalı bir Caitlyn'e dönüşmüştü %100 kritik şansı olan. Ama sonuçta kazanan Crivo olmuştu. Neden Galatasaray benzer performans sergileyemesin? Ama seçim yasaklama ekranına baktığımızda İbre birazcık daha Supermassive'e dönük evet. gibi. Ve takımların buraya gelirken yakaladıkları serilere de baktığımızda Supermassive 4 galibiyetlik bir seriyle geliyor. Galatasaray ise 2 mağlubiyetlik bir seriyle buraya geliyor. Dolayısıyla momentum da kesinlikle ligin zirvesindeki Supermassive tarafında. Bakalım Galatasaray bir sürpriz gerçekleştirebilecek mi? Yani tabii ki bu galibiyet oranlarının, galibiyet serilerinin kimseyi şaşırtmasına izin vermemek lazım. Çünkü daha doğrusu şaşırtmaması lazım insanları. Çünkü herkesin herkesi yenebildiği bir ligdeyiz. Bakalım alt sıradaki takımlar bile üst sıradaki takımlara karşı rahat bile denebilecek galibiyetler alabiliyorlar. Bakalım bu maç ne olacak? Ki şöyle ya, istatistikler her zaman göstermesi gereken şeyi göstermez evet. ama Supermassive de bu ligde aldığı tek galibiyeti Galacticos karşısında aldı. Yani ligin altındaki takımlara karşı bir konsantrasyon problemi yaşadıkları aşikar. Dolayısıyla Galatasaray da bundan faydalanabilir mi? Bunu avantajına çevirebilir mi? Göreceğiz diyelim. Alt koridor. Ash, Nami karşısında Caitlyn, Karma. Caitlyn, Karma'nın işi tabii ki biraz daha kolay olacaktır ama burada Galatasaray alt koridorunun avantajı bir iyileştirme yeteneklerinin olması koridorda. O yüzden koridorda durmaları birazcık daha kolay olacak. Yine de yani koridor ilerledikçe, oyun ilerledikçe yavaş yavaş Caitlyn, Karma'nın kontrolü ele aldığını göreceğiz. Bir aksilik çıkmazsa tabii. Yani erken oyunda tabii Lee Sin çok daha aktif olacaktır Ivern'e kıyasla. Gerçi yani dün de inanılmaz bir Ivern performansı da izledik. Düzeltiyorum, dün geçen hafta mıydı yoksa? Artık haftalar birbirine karışmaya başladı ama taşıyıcı Ivern performansını izlemiştik. Burada da benzer bir son gerçekleşebilir. Bakalım. Kırmızı güçlendirmesinde Broken Blade Nero'ya yardımcı oluyor. Öte yandan Fab kendini pek göstermedi ama şimdi üst koridora doğru gidiyor. Tabii Ivern'ın orman yolu diğer ormancılara göre birazcık daha farklı. Ivern çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek. Hiç ormancılara, orman canavarlarına karışmadan, vurmadan. Yani lige gelmiş güzel şampiyonlardan bir tanesi. Evet, yani en huzurlu şampiyonlardan biri. Aynen öyle. Yani güzel derken de şeyden bahsetmiyorum. Tüm o öfkesini Daisy'ye bırakmışız. Ivern sadece güzel şeyler evet. yapıyor. Bakalım hemen bir 3. seviye baskını aslında görebiliriz. Nero'dan alt koridora. Şu an şimdi bir totem koymaya gidiyor Dumble. Doğru zamanda atılmış totem. Hayat kurtaracak mı bu noktada? Evet, Nero o tarafa doğru yaklaşıyor mu? Nero'nun arkasından gidebilir. Yani Ejder'in arkasından yine gidebilir. Çünkü takım arkadaşları zaten sinyalleri attı. Hani Dumble gitti buraya, totem koydu şeklinde. Bu arada alt koridordaki takasların ardından da hem o yaylım ateşiyle beraber hem de Nami'nin harasıyla beraber diyelim, Dumble %50 cana kadar inmiş. Evet. Yani bir baskın için şartlar olgunlaşmış durumdaydı ama arka tarafta Nero'nun yeniden ormana geri döndüğünü görüyoruz. Killer S'de kule altında durumları eşitleyecek iki oyuncu da. Sadece ikişer minyon kaçırdı bu ilk 3 minyon dalgasından. Şu ana kadar iyi iş çıkarıyorlar. Tabii Caitlyn'in görece güçlü olduğu dakikalardayız. Evet. Ama 5. 6. seviye civarlarında o güç azalacak şimdi. Nero rakip takımın ormanına doğru girdi.
Oradan bakalım nereye gitmeye çalışacak? Ivern ile karşılaşabilir ama Stomage'de alt koridora doğru yaklaşıyor mu? 3-3 alıyı güvene aldı ve ormanına geri dönüyor. Ivern'in görmemiş olabilir bu arada. Şimdi görecek Ivern'i. Şimdi gördü. Ivern'in orada olduğunu farkına vardı. Stomage yakalandı. Hala görülüyor Lee Sin tarafından. Bu arada şimdi oradaki kampı çalmak isteyecek mi Nero bakalım ama çok tehlikeli. Alt koridorda ortadan kaybolursa sıkıntıya girebilir bu deneme. Şimdi Nero orta koridora yönlendi. Yani sanki bir arayış içerisinde ama o fırsat henüz Supermassive tarafından verilmiş değil. Stomage daha fazla orman kampı temizledi bu arada. Çünkü girip rakip takımın yani Galatasaray'ın kuşların da keskin gagalarını da çaldı bir yandan. Nero orada değilken. Nero birazcık vakit harcadı diyebiliriz o yüzden. Orman civarında. 17'ye 8 minyon. Tabii minyon sayıları arasındaki farka çok fazla değinmemek gerekiyor. Ya özellikle orman ormanda artık ya kayacılar 5'er 10'ar geldiği için o kayacılar 10 tane minyon veriyor bu arada. Eskisi kadar önemli değil açıkçası. Evet. Şimdi bu arada Stomage'in alt koridora doğru geldiğini görüyoruz ama yakalayamadılar. Broken Blade'den gölge fırlayışıyla beraber kurtuldu. Yalnız Nero şimdi karşı baskın için geliyor. Totemin üzerinde şu anda. Bu 2-2 acaba kim kazanır? Yani hasar açısından kesinlikle Fafaf Stomage ikilisi daha avantajlı görünüyor. Ama o savaşı istemeyecekler. Bu arada orta koridorda Naru'nun canı çok azalmış. Manası da bitmiş. Şu anda geri dönüyor. Tabi bu geri dönüşünün sonunda çantasına Tanrıçan'ın gözyaşını koyabilecek kadar altında var. 1100 altında geri döndü. Tanrıçan'ın gözyaşı geldi. Bir de Yakut Kristal, bir de bot geldi. Abedagi ittirebilirse aslında bu koridoru ve kuleye yaslayabilirse iyice bir avantaj elde edecek ama manası az olduğu için o da ittirmekte zorlanıyor. Kaldı ki zaten doğru hareketi yapan Stomage orta koridordaki minyonları tutmak için de geldi. Yalnız Nero şimdi o dondurmayı bozmak istiyor orta koridorda. Şu anda evet yani bir kısım minyonu kuleye yem etmeyi başardılar diye bakıyorum. Yok. Çok güzel yerde tuttu Stomage. Orta koridor oyuncusuna iyi bir destekte bulundu. Bu arada ben sanki başka yeri izliyormuşum gibi anlatıyorum ama alt koridorda dev takaslar döndü. Zaytnot Dumble artık iksirlerin de bitmesiyle dürtmeye devam ediyorlar. Ya alt koridorda avantaj başlangıçta biraz eş Nami ikilisinde görünüyordu ama minyon sayılarına baktığımız zaman bunların tümünü bile alsa 4 minyonluk bir farkla Zaytnot önde olacak. Stomage şimdi bir orta koridor baskın deneyebilir. Naru 6. seviye oldu. Şimdi bir Ünapsi denemesi gelecek. Yakaladı. Stomage de orada yerine mıllayabilecek mi? Abedagi o noktada hayal etmeye kullanarak. Olabilir Stomage'de. Şimdi Stomage'den ilk kan gelecek mi? Hayır. Hayır. Kaç canlı çıktı oradan. Orada küreyi ıskaladığını gördük bu arada. Abedagi'nin. Karanlık küreyi tutturamayınca. Yani çok rahat alabilirdi çünkü Stomage'de. Bir anda ilk kan denemesi tersine dönüyordu orta koridorda ama. Sihirdar bir üstünü kaybeden bu noktada Abedagi oldu. Hatta ultisi de bekleme süresine girdi. Yine de gayet rahat bu koridorda. Neredeyse 10 milyonluk bir fark da üzerinde bulunuyor şu an. Şimdi Naru oraya totem koymak için girmek isteyecek. Bu arada arka tarafta çünkü Stomage var. Onun orada olmasının güveniyle orada geziyor. Stomage de kırmızı güçlendirmesini çaldı. Ve oradaki bitkiyle beraber güvenliğe doğru sıçradı. Yani şu an bir aslında hani alt jungle dediğimiz durum var. Kesinlikle. Stomage'de orman konusunda, orman temizleme konusunda daha fazla inisiyatif oluyor. Biraz daha cesur davranıyor. İki seviye öne geçmiş hatta. Skull bu noktada yani Ivern'in kitinden bahsettik. Yetenekleri itibariyle zaten diğer ormancıya kıyasla çok daha avantajlı. Ama burada oyuncu bazında da doğru yolu yakalamak durumu da söz konusu bence birazcık. Ki fark da hızlı açılmaya devam ediyor. Yani Nero şimdi arka tarafta o kayıcılarla uğraşacak. Bu arada Zaytnot'a tutan bir Nami yeteneği. Nami baloncuğu. Yani Stomage tarafına tekrar dönecek olursak biraz daha kontrollü ve agresif oynuyor. Hatta bakalım altın konusunda da öne geçmiş rakibine kıyasla. Ve hala da geri dönmediler alt koridorda bu arada. 70-70. Ve aynı anda geri dönüyorlar. Koridorda ortada buluşacaklar ama maçın hikayesi de az önce üzerinde durduğumuz gibi sanki ormandan yazılacak gibi. Şimdi Nero burada 6. seviye olamadı ama bir sonraki kampta 6. seviye olacaktır. Mavi güçlendirmeyi de Abbedage'ye teslim edecek.
Evet, bir tarafta Zeitnot Totem'e yatırım yaptı. Biraz daha takım odaklı bir tercihte bulundu. Diğer tarafta Killers hem yanındaki Nami'ye güvendiği hem onun iyileştirme yeteneğine güvendiği için herhangi bir ikisi almamış. Totem de tercih etmemiş. Direkt olarak ikinci hançerle koridora geri dönüyor. Ya açıkçası o ikinci hançer ne derece bir fark yaratacak sence Scarlet? Yani katılıyorum aslında. Çok bir fark yaratacağını ben de düşünmüyorum. Alacağınız 1-2 tane iksir ya hiç beklemediğiniz noktalarda şimdi kendinizi kurtarmanızı sağlayabilir. Şimdi bu arada Ejder tarafına doğru Storm Age ilerliyor. Oradan Ejder'e dönerler mi bilinmez ama kırmızı güçlendirmesini Nero'ya kaybetti bu arada. Orada şimdi Kiraz Shine atışıyla beraber gördü. Bu arada Nami'den bir ulti geldi. Ejder'den bir ulti geldi ama orada hasarı kim verecek? Biraz erken davrandılar. Yani evet. Tetiği biraz erken çektiler açık konuşmak gerekirse. İki tane çok kilit yetenekte şu anda bekleme süresine girdi. Artık Supermassive'den çok daha agresif oyunlar bekleyebiliriz. Evet şu anda... Oo, Nero bu arada Storm Age'de deneyecek. Tabi Storm Age'de saldırırsanız karşınızda Daisy'yi buluyorsunuz. Ve şimdi Nero'nun başı derde girebilir mi bakıyoruz. Havaya da sıçratmayı başardı Daisy Nero'yu. Şimdi Abedage geliyor. Umurumda değil. Vura vura tekmeliye tekmeliye öldürdü orada Daisy'yi. Çarpını da Daisy'ye kullandı ve şimdi oradaki kontrol totemini de alacak Nero. Bu noktada tabii ormanın bu bölgelerinde görüş üstünlüğünü sağlamak takımların önceliği. Dikkat ederseniz mavi güçlendirme tarafında Supermassive bir görüş üstünlüğü sağlamış durumda. Üst koridorda aslında beklediğimiz gibi devam ediyor diyebiliriz durum. Fabfabulous üçlü kuvveti ilerlerken diğer tarafta Broken Blade. Önce bir gün ateş pelerini almak istiyor. Sonrasında belki haşmetli Hydra'ya ilerleyebilir. Koridor hakimiyetini çok kaybetmemek, biraz daha kendisi ittirebilmek için. Yani aslına bakarsan az önceki o savaş başlatma denemesi oyun için ufak bir ön izleme oldu bizlere. Kitle kontrolleri gayet yerinde. Rakip yerine mıhlayabiliyor Galatasaray Esports. Ama arkasından gelecek hasarı kimin sağlayacağı konusunda evet, ciddi soru işaretleri mevcut. Dolayısıyla Broken Blade'in de eşya dizinin buna göre güncellemesi gerekebilir. Fafab da pırıltı ve ağır kanla geldi. Orada Broken Blade yerine mutladı. Gölge fırlayışı kaçıyor. Şimdi Fafab geri dönüş hasarını Broken Blade'e vermeye devam ediyor. Yani tank olduğuna yine de aldanmamak gerekiyor. Çünkü Shen birebir pozisyonlarda da hasar orada şimdi çıkarabilen bir şampiyon. Şimdi kullanıyor Broken Blade üzerinde Fafab. Duvara yapışacak. Broken Blade'in üzerinde bir kalkan var. Şimdi o takas yalnız. Broken Blade'in istemediği gibi ilerliyor Fafab. Son bir vuruş. İlk kan gelecek mi? Storm Age'de geldi. Yakaladı. Duvardan zıplayarak yakaladı. Storm Age'den gelen kalkan. Gerek var mıydı bilinmez ama takım arkadaşını da kurtarıyor ve birebir de burada skoru aldı diyeceğimiz dinle Scarlet. Ve ilk kuleyi de burada düşürdüğünü görebiliriz. Supermassive oyuncularının alt koridora baktığımız zaman da alt koridorda geri çekilmek durumunda kaldı. Supermassive alt koridor oyuncuları. Üst koridorda ilk kule ve düşecek. Şu da var, ormancı yaklaşık 20 saniyedir üst koridorda kendini gösteriyor. Ama Galatasaray bunu cezalandırmak için bir hamle yapamadı. Ya onlar şimdi alt kuleye yönlendiler ama biraz geciktiler gibi görünüyor. Onlar bu yönde bir karar verdi. Hani bu kuleyi alalım şeklinde karar verdi ama minyonlar olmadığı için, yani minyonlar geç geldiği için birazcık kararı uygulamakta geciktiler aslında. Şimdi bakın bu minyon dalgasıyla yalnız 3 kişinin de otomatik saldırılarıyla alabilecek gibi görünüyor. Galatasaray en azından başta iyi gibi görünmeyen kararın sonucunda yaralarını birazcık saracak. O kule altını hanesine eklemeyi başardı. Tabii Supermassive'in hem minyonlarda olan üstünlüğü, daha doğrusu sadece aslında FAP tarafında geçerli bu ama ilk kanı almış olmak ve ilk kuleyi almış olmak 1000 altınlık yaklaşık bir fark yarattı. Şimdi de ilk kanın tekrarını izliyoruz. Gölge fırlayışının ben nereye gittiğini çok merak... Evet, burada sanırım kullanmış gölge evet, fırlayışını. Zaten ultimatomun içinde kullanmanız mümkün değil. Yani dışarı çıkmak için en azından kullanamıyorsunuz. Ve yanlış hamle geldikten sonra da Broken Blade her ne kadar denese de başarılı olamamış. Sıçrısı duruyor aslında. Sıçrısını belki kullansa kendi kulesine doğru bir karşı skor alabilirmiş. Bu noktada hayatta kalabileceğine inandı Broken Blade. Ve şimdi Fafab o noktada totemi almaya çalışıyor. Pembe totemi, daha doğrusu kontrol totemini koruyamadı bile Broken Blade. Ve Fab da üçlü kuvvetiyle beraber koridordaki üstünlüğü ele almış durumda. Kırmızı güçlendirmesi de var bu arada. Takımınızda Ivern olmasının büyük faydalarından bir tanesi de bu tabii. Çifter çifter güçlendiriliyor. Kendisi 5. seviye olduktan itibaren takım arkadaşlarına verebiliyor o güçlendirmeleri.
daha doğrusu güçlendirmelerin olduğu yerde bir şeker bırakıyor ve takım arkadaşları alabiliyor. Yani gidip orta koridorunuza, alt koridorunuza bir kırmızı bırakabiliyorsunuz oyunun erken dakikalarında. Şimdi yine bir takas var. FabFab çok agresif. Hem kırmızı hem üçlü kuvvet o takasları o kadar Kamil lehine çeviriyor ki bunu da sonuna kadar kullanmaya çalışıyor FabFabulous. Ve Galatasaray'ın da üst koridordaki problemleri sürüyor diyelim. Şimdi abi Bedage mavi güçlendirmesini yine teslim alacak. Ve bu arada orta koridora rotasyon yaptığını görüyoruz zaten o Dumble ikilisinin. Evet. Alt koridor kulesinin güvenliği tabii ortadan kalkınca nispeten bu seviyelerde güçsüz olan Caitlyn. Bu arada eşten bir ulti geliyor. Ulti kime tutacak? Kimseye tutmadı. Karma'nın da hızlandırmasıyla beraber Zaytnot oradan çıkıyor. Şimdi abi Bedage yakalandı. Üzerine Caitlyn ultisi de var. Düşürmeye yetmeyecek ama koridordan uzaklaştırmaya yetebilir. Supermassive'in aslında ihtiyacı olan bu. Oradaki koridor temizleme yeteneğine sahip olan şampiyonu oradan ittirmeye çalışıyorlar ki kuleye hasar verebilsinler. Yani buradaki Juggernaut kompozisyonunu izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Jugger Kate kompozisyonu görüyoruz. Karma'dan hızlandırmalar kalkanlar, Ivern'den kalkanlar, Kate'nin araya otomatik saldırıda sıkıştırmak kalıyor sadece. Tamamen hiper taşıyıcı odaklı. Ve Syndra'nın yokluğunda bir hayli hasar alacak diyebiliriz bu kule. Şimdi kenardan Lee Sin de geldi ama o da nasibini aldı otomatik saldırılardan. Şimdi Dumbledore Hoca tutan bir suya apis var orada ama takip hasarı yine gelmeyecek. Bu arada Syndra'nın da Morellonomicon'un bitirdiğini görüyoruz. Öte yandan Ivern'den kefaret geliyor. Yani oyunun bu seviyesinde daha da önemli bir eşya. Evet. Yaptığı iyileştirmeyle beraber takım savaşlarının kaderini değiştirebilir. Daisy de artık vadide ve orta koridor ikinci kulesi karşısında herhangi bir savunma kuramadı Galatasaray Esports. Ve 4 kişilik bir ekiple orada orta koridor ikinci kulesini almayı başardı Supermassive. Bu nasıl bir iyileşme? Scar... Biraz OP bir iyileşme sanki. Ejder'e de yönelmeyi... Nereye getirmişler ya zavallım? Nereye git... Evden Irak... Syndra getirir götürür normalde ama Syndra oraya getirmemiştir diye tahmin ediyorum. O da aslında kendisi... Narun'un üzerine fırlatmış olabilir belki yengeci. Taş yok mu lan taş gibi bir şey. Yampir yengeci bulup... Ama günün sonunda oradaki görüş üstlerinde Supermassive vermiş oldu. Evet, 16 dakikada sadece bir skor gördük. Supermassive 2000 altınlık bir üstünlüğe sahip ama kullanabilecekler mi bu üstünlüğü? Asıl sormamız gereken soru da o. Yani şu anda oyunun ilerleyen safhalarında daha kuvvetli olacaklarını düşünürsek, en azından ekrandaki Zeitnot'a bağlı tabii ki bu durum. Bir eş ultisi daha bu arada kaçtı. Yalnız şimdi Abedage orada sersemletmeyi başardı. Zeitnot üzerinde Syndra ultisi de var. Sıçrayla beraber Nami ultisinden kaçınca hasarın tümünü vermiş oldu Galatasaray. Artık buradan çıkma zamanı Galatasaray eSports için. FabFab içeri giriyor. Ultisini kullanacak mı? Hextech ultimatomu Abedage'yi ortasında yakaladı. Burada hasarı veren taraf Supermassive gibi görünüyor ama Galatasaray da bu arada takım arkadaşlarını iyi korumayı başardı. Nero ve Broken Blade tankları öne yolladılar. Bu çatışmadan da herhangi bir skor çıkmadan ayrılmış oldu her iki takımda. Yani aksiyona rağmen aslında Galatasaray cephesinde canlar hala bir hayli yüksekti. Naruson hasarını ve kombosunu bırakmadan önce. Ama geri püskürttükleri için Galatasaray'a Supermassive. Şimdi bu ilk ejderi 17. dakikada alacak. Bulut ejderi takımlara hızı verecek. Skor alamadık. Madem buradan ne avantaj çıkarabiliriz diyen kafası her zaman makro oyunda olan bir takım görüntüsü veriyor Supermassive. Evet, yani çok acele etmiyorlar. Az önceki savaşta da Nero'dan birazcık yanlış bir tekme gördük. Yani biraz aceleyle atılmış bir tekme gördük Zeitnot'a. Takım arkadaşlarının arasını fırlatamadı taşıyıcıyı. Belçikalı Ormancı da tabii evet şampiyonluk ligi elemelerinde oynadığını söylemiştik ama şampiyonluk liginin kendisi daha farklı bir sahne, daha farklı bir ortam. Onun da ısınmak için süreye ihtiyacı olduğu kesin. Zeitnot... Evet, ilk eşya olarak Runağan Ebedi. Yani büyük bir ihtimal Runağan bitirecek. Yani AMK kılıcı ardından Runağan üzerinden Ebedi'ye evet. Devam eden standart Caitlyn eşya diziliminde aynı eşya dizilimi. Bu arada eş tarafında da var ama bu arada ilginç bir şekilde altın üstünlüğü Supermassive tarafında, kule üstünlüğü Supermassive tarafında olmasına rağmen daha hızlı bitirdi Runağan'ı Kilres. Evet. Bu da o fazladan aldığı hançer sayesinde bence Scarlet. Birazcık erken tamamladı dediğin gibi.
Ve bu arada Zeitnot çok 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 büyük bir ihtimal. Civalı kuşa, Sihirçen değil, Civalı kuşak düşünüyorum ben aslında. Çünkü yani yiyebileceği bir eş ultisi oyunu bitirebilir. Kesinlikle Zeitnot'un çünkü kitle kontrolü yakalanıp ölmemesi gerekiyor. Haklısın, haklısın. Civa kuşağı burada daha mantıklı tercih ama Galatasaray kadrosuna baktığımızda da hasar potansiyelinin neredeyse tamamı büyü hasarı olarak evet. gerçekleştiği için hani Kildress şu dakikadan sonra çıldırıp bir 3'te 3, 4'te 4 falan almazsa bu oyunun hikayesi bu şekilde yazılacak. Belki Sihirçen demiştim ama oradan gelen zaten büyü direnci yeterli olacaktır Zeitnot için. O kadar kalkanla beraber de onu teklemek çok kolay olmayacak. Hatta Dumble ekstra artık takım arkadaşını koruma odaklı belki Mikael'e bile gidebilir. Bu arada Broken Blade'in canı bir hayli azalmış üst koridorda Fabulous'la kapışmışlar. O birebirlerden genç üst koridor oyuncusu şu ana kadar pek mutlu ayrılmadı. Hatta bir tane de skor vererek ayrıldı. Fab aldığı skorun ve kulenin yanı sıra minyon sayısında şu anda farkı açmaya devam ediyor. 30 minyonluk bir fark. Fab Fabulous lehine. Vadinin alameti de içliğe geri döndü. Yerine abisini çağıracak. 10 saniye sonra Baron Nashor da vadideki yerini alacak. Ya nehir kontrolünü bu kadar ele geçirmişken aslında Supermassive'in o yönde bir hamle yapması çok doğru olabilirdi. Vadinin alametini zaten hareket ettirmede çok iyi görünen Fafabulus'a bırakmaları daha da güçlendirebilirdi üst koridor oyuncusunu. O noktada birazcık çekimser davrandılar desek yanlış olmaz. Bakalım Broken bir Blade sonraki Ejder Alev. Bu noktada çıkış yolları aramaya devam ediyor. İki tane Yakut Kristal cana yatırım yapmış güneşeşpelerinin ardından. Lee'sinden de bu arada bir sihir içen tercihi geldi. Açıkçası o da muhtemelen Naru tarafından yakalanmaya karşı bir önlem olarak evet. değerlendirdi bu eşyayı. İçeri girdiği gibi ölmemesi gerekiyor tabii ki bir Lee Sin olarak. Bu arada senin tahminin doğru. Civa kuşağı artık Zeitnot'un ellerinde. Onu öldürmek iyice zorlaştı Galatasaray Esports adına. Ve ebediye giden de Killers'i görebiliyoruz. Tabi bu tarz kompozisyonların şöyle bir sıkıntısı var. Hani her şeyi bir oyuncuya yatırdığınız zaman en azından Fafabulus'un ayrık ittirmeye gideceğini düşünecek olursak takım savaşlarında hasar kaynağı genelde Zeitnot olacak oyun ilerleyen noktalarında. Olur da o yanlış bir yerde yakalanıp düşerse bu sefer tamamen kontrolün Galatasaray tarafına geçtiğini görebiliriz. Killers bu arada ya çok umursamadılar aslında bu hasarı. Yani evet çok umursamadılar ama arkadan fap fap geliyor. Nami o nokta. Takım arkadaşını kurtarmak için yalnız Shen'den de ulti geldi. Şimdi şu Shen ultiyi bile tamamlayamadan paramparça oldu. Fap fap bulsa oradan Nami skorunu almayı başar. Nero içeride şimdi arkaya da ışınlan geliyor. Broken Blade de bu savaşa katılacak. Sıçra ile beraber bir rune hapsi karşında Sıçra da geldi. Şimdi Broken Blade de katıldı savaşa. Ama 5'e 4 bir savaş bu. Ve Supermassive o noktada rakip şampiyonları bıraktı. Orta koridor ikinci kulesine baskı kuruyor. Ve o kuleyi almamaları için hiçbir sebep yok. Çok trajik oldu orada Broken Blade'in ultiyi tamamlayamaması. Yani böyle yarım saniye, bir saniyelik bir gecikme takım savaşının kontrolünü tamamen kaybettirdi Galatasaray oyuncularına. Yalnız işte Galatasaray'ın kendi ormanındaki görüşü şu anda nispeten daha iyi hale geldi ama Fab'ın oradan geldiğini görüp ona göre hamle yapmaları gerekiyordu. Zira Madagir'ın sıçrası var. Evet. Burada Killers hatta bu refleksi gösterip sıçramış. Ama yani Madagir'da da yani çok yapacak bir şey yok aslında. Kör yerden gelen Camille'e evet. Karşı yapılabilecek bir şey yok. Bu arada içindeki Alev skoru almış. Ben Fab skoru aldı diye düşündüm o noktada. Şimdi bu arada Fab yine Madagir'ı yakalayacak. Madagir çok kötü pozisyonda kaldı. Ama orada olduğun bilincinde değiller. Şimdi fark ettiler. Madagir elveda. Daha yeni gelmiştin oysa ki ikinci skoru da verdi. Yalçın Fab Hextech ultimatomunu Abedage üzerinde kullanıyor. İçeri girdi Nero. Tekmesini kullandı. Abedage düşecek mi? Evet Abedage skorunu almayı başarıyorlar. Nero'yu da alacaklar. Bir anda tek skor vermekten felakete dönüştü. Evet Nero buraya kadar dedirtti o noktada Camille. Ama karşında bir ikinci kule daha kaybedecekler. Supermassive metodik bir şekilde paramparça ediyor rakibini. Broken Blade'in uzakta olduğunu biliyorlar. Bir sonraki kuleye bile ilerleyebilirler şu anda. Yani bir kişinin yakalanması orada çığ gibi büyüdü. Orası arka arka 3 kişiyi kaybettiler. Stomage'de oraya çalıları koydu. Ve maçın 23. dakikasında herhangi bir karşılık görmeden inhibitor kulesi almayı başardılar. Dönüşte de
Çekin üzerindeki krema alev ejderi sizi bekliyor süpürmesi oyuncuları. 24. dakikada ikinci ejder de şu anda çok kolay görünüyor onlar için. Oradaki totem de görüş kabiliyetini kaybetti. Alev ejderine karşı verecek bir cevap yok. Yani Supermassive o kadar planlı hamleleri arka arkaya sıraladı ki. Nuru'nun geri dönmesine izin vermeyeceklerdi bu arada. Bu arada eşültisini kullandı. Ama bakalım arka tarafta bir şeyler olacak mı? Iskaladı. Skorun devamını görüyoruz. Naru da bu arada ultisini üçlü çalıyor kullanmış. O yani Nami'nin kaçış yoluna doğru kullanmış ama zaten gerek kalmadan Nami düşmüş o noktada. Az önceki pozisyonda herhangi bir şey gerçekleşmedi bu arada. Yani eş ultisi geldi ama Naru hemen yürüyerek uzaklaştı ve herhangi bir şey yaşanmadı. Şimdi bir kefaret de Madger tarafından tamamlandı. Ama savaşlarda şunu görüyoruz. Supermassive o kefaretin kullanılmasına kadar kendini hayatta tutabilecek eşyalara ve şampiyonlara sahip ama evet. Galatasaray için aynı durum pek geçerli değil. Yani verilen 5 skorun neredeyse 5'inde de belki ilk kanı saymayabiliriz. Şampiyonların anında haritadan kaybolduğunu gördük. Öylesine ani bir hasarla karşılaştılar. Şimdi kendisini toparlayabilmesi için Galatasaray'ın bir hata kovalaması lazım ve evet. En önemlisi tabii bu ekrandaki ayrık ittirme canavarı kabilede bir şekilde çözüm bulmaları gerekiyor. Şimdi Jarumi yumruğu geldi. Yani o noktada 0-1-0'lık Shen de ona çok ciddi bir cevap verebilecek gibi görünmüyor. Yani verdiği cevap genelde hani Camille'le birebir girmektense en azından kule önündeki minyonları temizleme yönünde olacak ama işte alt koridorda inhibitor kulesi kalmadı. O kötü bir haber Galatasaray için. Ya Galatasaray adına tek iyi haber bu arada Abedergen'in üzerinde bir Caitlyn ultisi nereye oraya giriyor. Yani şu seviyede bile Caitlyn ultisinin verdiği hasar oldukça korkutucu Galatasaray adına. En azından Shen'in hem ultisi hem de ışınlanı olduğu için o ayrık ittirme denemesini karşılamaya çalışabilir en azından. Ama Camille de şu anda bak orta koridorda Fafap avını arıyor adeta. Birinin gelmesini bekliyor. Eğer ki Kilres o taraftan gelmeye karar verirse başı derde girecek. Şimdi yalnız gözüne Broken Blade'i mi kestirdi Fafap? Minyon dalgasına geri dönüyor. Bu noktada 6500 altınlık bir fark. Supermassive ile yine maçın daha 26. dakikasındayız. Yani şu ana kadar vadiye istediğini yansıtan taraf kesinlikle Supermassive ekibi. Shen'den de Vahşi Hydra geldi bu arada. Madagir yine yakalanabilir burada derken aslında oraya konan çalı. Madagir belki de kafasını uzatacaktı oradan ama engelledi onu. Sabırsız davranınca evet. Supermassive ikilisi. Şu anda Supermassive'in istediği belli ama şimdi olabildiğince yani, Baron görüşü elde yere, edip hayır. Yemlemeye çalışıyorlar Galatasaray oyuncularını. Ya tabii bu noktada Baron çok hızlı şekilde alınamayacaktır Supermassive tarafından. Hı-hı. Onlar da bunun farkında gibi görünüyor. Dolayısıyla oradaki yemden bir şey çıkmayınca yavaşça geri dönüyorlar. Nero geri göndermemeye çalıştı Stomage'de ama saniyeyle geç kaldı diyelim. Bu arada neden şeyi çok yanlış kullandılar? Etrafı gösteren o bitkiyi bayağı yanlış. Kendi üstlerine doğru kullandı Galatasaray ve ya herhangi oradaki, bir totem göremediler. İşte yani totem var mıdır korkusuyla yapılmış bir hamle. Ki şu noktada da Baron alanına girip o görüşü almak gibi bir şansı yok Galatasaray'ın. İşte yani Baron'a doğru atıp orada biri var mı yok mu diye belki görüşü elde etmeleri daha mantıklı olabilirdi onlar için. Ama zaten arka tarafa bir tane totem bırakabilirler. Hala bu arada evet Baron görüşleri yok. Baron tamamen Supermassive'in şu anda alan olarak kontrolünde. Bakalım güçlendirmesini almaları mümkün olacak mı? Tabii alt koridorda Fafap da ayrı kittirme yapmaya devam ediyor. Ya bu noktada çıkacak birebir bir savaşta Fafap'ın inanılmaz bir avantajı var. Hem şampiyon hem eşya olarak tabii destek gelmesinden birazcık tedirgin oluyor diye tahmin ediyorum. Bir de kontrol totemi buldu orada. Yani Galatasaray'ın yerinde olmak istemezdim şu anda. Çok sinir bozucu bir oyun. Evet. Haritayı göremiyorsunuz. Yani şu anda bir rejimizden rica etse Galatasaray'ın görebildiği alanlara bir baksak olayın ne kadar dramatik olduğu ortaya çıkacak. Teşekkürler. Yani koridorlarınız ve toteminiz olan bir iki yer dışında harita tamamen Supermassive'e ait.
Dolayısıyla psikolojik anlamda da bir teste tabi tutulduğunu söyleyebiliriz Galatasaray e-sports oyuncularının. Ve daha da derin totemler gelmeye devam ediyor. Şimdi Somer Cans kötü pozisyonda yakalanabilir. Bedagi ön saflarda. Nero içeri giriyor. Yalnız çok tank şu anda Ivor. Zeitnot'u tutan bir eş ultisi ama hemen Civac'u şahane ortadan kaldırıyor. Bedagi o noktada eksek ultimatomun içerisinde. İkinci skor da geldi. Işınlan iptal edildi. Ryze de ultisini kullanıyor. Galatasaray adına bu bir felaket. Şimdi Broken Blade geri dönüyor ama bu saatten sonra geri dönmesinin herhangi bir faydası olmayacak. İki inhibitor bile çıkabilir. Minyon dalgası gerçi birazcık geride Scarlet. O yüzden inhibitörden ziyade büyük bir ihtimalle Baron'a gidecekler. Ya da 4 kişiyi Baron'a gönderip bir kişiyi ittirmek için orta koridorda bırakabilirler. O da büyük bir ihtimalle favori olacak. Broken Blade tabii o noktada dikkatini hemen alt koridora çevirdi ama Kamil dilerse inhibitör kulesi olmayan inhibitöre bile dönebilir. Gerek görmedi buna. İkinci kulenin de ikinci inhibitörün de kulesini elinden almak istiyor. Şimdi Baron güçlendirmesi de gelecek. O minyonlar da kuvvetlendi. Fafab acaba inhibitörü almak isteyecek mi? Orada olacak, ses dalgası kaçıyor. Rahatlıkla almayı başaracak gibi görünüyor. Broken Blade de o noktada yapabileceği pek bir şey yok. Fafab son anda gelen Baron güçlendirmesinin de yardımıyla inhibitörü almayı başardı. Ve Supermassive açıkçası maç başından bu yana herhangi bir zayıflık göstermedi. Ve belki de en iyi haber onlar için sabırlarının karşılığını almaları oldu. Herhangi bir ani hamle yapmadılar. Yanlış bir oyun kovalamadılar. Sakince haritadaki bütün görevleri teker teker elde edip galibiyete gitmek istiyorlar. Şimdi bu noktada maviyi yolladı Abbedage rakibinin kafasına ama bir otomatik saldırı, ulti üzerine son bir hasar gelecek mi? Nami'den güzel bir ulti geldi bu arada. Orta koridor oyuncusunun hayatını kurtarmış olabilir bu noktada. Yalnız Ryze'den ulti geliyor. Güzel bir o noktada suya hapis ama skor almaya yeterli olmayacak. Hasar yok çünkü şu anda. Bu arada yaylım ateşte Kinevres'ten arka tarafa gelmiş, Fafab'a gelmiş ama o noktada Kamil'i durdurabilecek hiçbir şey yok ve boşta olan inhibitöre de dikkatlerini çeviriyor şu noktada Supermassive. Yani oyunu bitirmek için gerekli zamanları var. 40 saniye boyunca Abedagi ve Kinevres haritada olmayacak. O savaş gerçekleşirken zaten Fafabulus üstün içindeki minyona ışınlanıp arka taraftan eşin üzerine, Kinevres'in üzerine atladı ve iki skordan sonra herhalde maçı da tamamlayacaklar. 31. dakikada 11'e 1'lik bir skor farkı. Yani Supermassive dediğimiz gibi herhangi bir zayıflık göstermeden maçı kazanmayı başarıyor. Galatasaray adına da seçim yasaklama ekranından başlayan sıkıntılar maçın geneline yansıdı Scarlet. Yani çok ufak noktalarda aslında kontrolü kaybettiler ve ya oyunun hani oyunun koptuğu noktayı düşünecek olursak oyun verilen, hiç kopmadı. Verilen bir tane skor. Yok ya evet. Oyun koptu diyemem ben buna. Çünkü oyunun kopması için belli bir hani her iki takımda oyuna tutunduğu bir an olması lazım ama maçın başından itibaren Supermassive çok metodik bir şekilde yapması gerekenleri yaptı diyebilirim. Evet. Ve ilk maçta da galibiyete ulaşmayı başardılar. Gerçekten ligin zirvesiyle ligin dibi arasında bir mücadele demiştik ama ilk maçta Supermassive harika bir performans gösterdi. Tabii Galatasaray eSports mavi tarafa geçince seçim yasaklamanın kaderini de değiştirebilirler. Hı-hı. İstedikleri şampiyonları alabilirler. Ama bunun ardından gerçekten ciddi bir geri dönüş gerekiyor. Hem mental hem de oyun anlamında. Ve yani kırmızı tarafta olup Kamil'i bırakan takımın hep böyle bir sıkıntı yaşadığını yani her zaman görüyoruz. Yani Kamil'i bırakıyorlar tam belki karşısına işte Darius seçeriz, onu seçeriz, bunu seçeriz ama genelde olmuyor. 7.2 yamasında en azından yani şu anki güncel yamada olmuyor. O yüzden en sağlıklısı mavi taraftayken açık bırakmak, kendiniz alabilin diye kırmızı taraftayken de yasaklamak, kurtulmak. Ve bu reçete sadece Şampiyonluk Ligi içinde değil, dünyanın tüm liglerinde durum evet. Böyle. Yani iyi oyuncular Kamil'i aldığı anda rakibi yok ediyor. Burada da bir örneğini izlemiş olduk. 7-1-4'lük performansıyla Fafab takımına galibiyeti getiren isim oldu diyebiliriz. Ve şimdi maç hakkındaki yorumları için sözü yavaşça analiz masasına bırakıyoruz. Sizdeyiz. Teşekkürler Reganur ve Scarlet. 4. hafta 2. günde ilk maç aslında beklediğimiz bir sonuç ama beklediğimiz bir mücadele oldu mu sence Noel'de? Yani oldu diyebiliriz aslında. Supermassive yine metodik oyununa devam etti. Güçleneceği dakikaları biliyordu, bunu bekledi. Galatasaray'ın erken safhalarda şu seçim yasaklama ekranıyla bir şeyler yapması gerekiyordu. Syndra, yani skor alması gereken bir şampiyon. Ryze her zaman güçlenebiliyor. Skor almasa bile belli bir eşyaya ulaştı mı güç patlamasını yaşıyor. Ama Syndra'nın skor alması gerekiyor. Lee Sin'in skor alması gerekiyor.
Aşağıda eşiniz var. Eşin bir tane ultisini görmedik böyle. Ulti atıldı da savaş başladı. Hep savunmak için, kaçmak için kullanıldı ultiler. Yani burada kurduğu kompozisyonun gücünü bilen Supermassive, diğer tarafta da kurduğu kompozisyonu işleyemeyen bir Galatasaray Esports gördük. Peki seçim ve yasaklama ekranında ne oldu da Kamil yine açıkta kaldı ve ilk seçimden Fab'ın ellerinde gördük? Yani Can da güzel bir şekilde, Scarlett da güzel bir şekilde değindi. 7.2'de Kamil açıksa alıyorsunuz. Yani orta koridor gördük dünya üzerinde Kamil'i. Destekte gördük. O kadar değerli ve o kadar güçlü bir şampiyon şu an aslında. Yetenek kiti bazında. Ultiniz bir kişiyi o alan içinde tutuyor. Onun dışında hasarı çok fazla. Yani ayrı kittirme yapabiliyor. Mobil. Çok mobil. Savaş başlatabiliyor. İsteyebileceğiniz her şey var. Can çalabiliyor. Yani şampiyonun kiti çok kuvvetli ve bu yüzden yasaklanıyor zaten ama halen neden açık bırakıldığını çok anlamıyorum açıkçası. Evet, bu pozisyonda artık iyice farkın aşıldığı nokta. Burada da Galatasaray geri olmasına rağmen takım savaşını istedi. Ivern'i yakalıyorlar. Düşürebileceğini düşünüyorlar ama işte Supermassive'in kurduğu kompozisyonda aradan birini çıkarmak tek kişilik hasarla çok çok zor. Karma'nın verdiği kalkanlar var, Ivern'in verdiği kalkanlar var. Bitkinlik var üzerine. Bitkinlik var, eşyalardan gelen can ve kalkan miktarı var. Bir de geridesiniz zaten. Evet, tek hedefli düşürmek çok çok zor hale geliyor o yüzden. Dediğim gibi daha iyi kompozisyon kuran ve daha iyi oynayan Supermassive oldu. Bu maçı Galatasaray Esports... Ya kabullendi. Supermassive ne yapıyorsa onu kabullendi diyebiliriz. Kendileri ekstra bir şey yapmaya çalışmadılar. Yapsalardı kazanma ihtimalleri vardı, ne bileyim. Lee Sin erken safhada Sindire'yi öne geçirseydi, Eşen'i geçirseydi kartopu efektiyle kazanabilirlerdi. Bu da zaten evet, son savaş diyebiliriz. Yani bir kişi ayakta kalabilseydi Galatasaray'da belki bir şeyleri değiştirebilirdi ama... Yine eş ultisi takım arkadaşını korumak adına geliyor. Zaten bu dakikadan sonra yapacağı çok bir şey yok. Yani Feb arkaya yaşamıyor. Fob'un hasarına bakar mısın? Yani dolayısıyla aslında kış mevsiminde çok da fazla alışık olmadığımız bir maç türü izledik diyebiliriz. Ya çok fazla aksiyonun döndüğünü görüyorduk ama Supermassive bu oyun tarzını çok seviyor. Sen de biliyorsun ki geçen sezon da böyle çok fazla maç izlettiler bize. Skor odaklı değil de kompozisyonun güçlü taraflarına odaklı oynuyorlar. Yani eşya bitirdikten sonra, 2-3 eşyadan sonra Caitlyn, Camille, Ryze, bunların üçü de güçleniyor. Onları koruyabilecek sizin şampiyonlarınız var. Önde durabilecek bir Camille'iniz var. Yani isteyebileceğiniz her şey var bu takım kompozisyonu. Sürekli hasar, ani hasar, kitle kontrol, her şey var. Böyle güzel bir takım kompozisyonu kurunca ki şu da tuhaf bir şey. Ryze'la Camille'in aynı tarafta olması. Yani Camille'i veriyorsanız en azından Ryze'ı alın. Yani aslında bir bakıma işin özeti şu, seçim ve yasaklama ekranının ya önemi bir kez daha ortaya çıkıyor yani. Şöyle dediğim gibi Galatasaray bu maçı kazanamaz mıydı? Kazanabilirdi ama erken safhada yakaladıkları kar topu etkisi gerekiyordu. Yani Lee Sin'in skor bir şekilde yapması gerekiyordu. Bu maç için olmadı. Bu maçta Supermassive gayet iyi bir performans sergiledi. Ve maçın adamı Supermassive'in üst koridor oyuncusu Fabulous oldu. 7-1-4'lük harika bir Camille performansı. Çok büyük ihtimalle ikinci maçta görmeyeceğiz Camille'i ama ikinci maçta Galatasaray neler yapmalı Norli? Yani seçim yasaklama ekranında biraz daha iyi çıkmaları gerekiyor. Onun dışında oyun içinde de Supermassive'in oyununu kabullenirseniz onları alt etmeniz çok zor oluyor. Kendi oyununuzu bir şekilde oynamanız gerekiyor. Onları kaos ortamına çekeceksiniz. Takım savaşı yapmaya zorlayacaksınız ama siz zorlayacaksınız. Ufak çatı savaşlarını zorlayacaksınız. Sistematik oyuna geçtiğiniz zaman hem Supermassive kadar uzun süreli bir takım değilsiniz. Sadece nişancıları değişti. O da yani alt koridora etkilerse etkiler. Oyun planını çok etkileyecek bir rol değil. Sizin takımınız daha yeni kuruldu. Ormancınızı değiştirdiniz. Hani zaten iyi durumda değilsiniz. Supermassive'in oyununu kabul etmemeniz gerekiyor. Siz kendi oyununuzu oynayacaksınız. Agresif oyunlar yapacaksınız. En basit örneği Galacticos bence bu noktada. Kendi oyununu oynadılar. Rakip ormana girdiler, tuzak yaptılar. İstedikleri yerde savaş başlattılar. Kaybetseler bile savaşmaya devam ettiler. Evet, böylelikle ilk maçı Supermassive bir şekilde kazanmayı başardı. İkna edici bir galibiyet diyebiliriz ama seri devam edecek. Az sonra Galatasaray Supermassive bir kez daha karşılaşacak. Bakalım lider puan farkını iyice açacak mı yoksa Galatasaray alt sıralardan kurtulmak için bir puanı hanesine yazdırabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama öncesinde kısa bir ara rica ediyoruz.